Merhaba arkadaşlar, ben Komutera Teknoloji'den Yiğit. Bugünkü videomuzda WatchGuard Portal üzerinden nasıl register kaydı girmeniz gerektiğini anlatacağım. Biliyorsunuz ki WatchGuard register kapsamında bir takım değişiklikler yaptı ve artık rack mount cihazları dediğimiz M270 ve üstü tüm cihazlar register kapsamına girmektedir. Ve bütün bayilerimizin burada avantajlı bir fiyat yakalayabilmesi için öncelikle projeye register girmesi gerekiyor. Tabii register girebilmesi için de Partner Portal hesabının olması gerekiyor. Eğer Partner Portal hesabınız yok ise buradan login'e tıklayıp yeni bir account açabilirsiniz. Eğer var ise yine login deyip daha önceden vermiş olduğunuz bilgileri girerekten WatchGuard ana sayfasına ulaşabiliyorsunuz. Burada register girebilmemiz için öncelikle Tools kısmına gelip New Registration'a tıklamamız gerekiyor. Buraya tıkladıktan sonra karşımıza bu şekilde bir ekran gelecek ve Resource'un aşağısında bulunan Registration Form'a tıklamamız gerekecek. Buraya da geldikten sonra bir takım bilgileri dolduracağımız bir ekran gelecek karşımıza. Burada da bütün bilgileri doldurmamız gerekiyor. Şimdi mesela buradaki bilgilerin de aslında son kullanıcı bilgisi olması gerekiyor. Mesela buraya ait yazalım. Bunları tabii ki de Türkçe karakterlerle yazmamamız gerekecek. Nerede aitin nerede hizmet veriyor? Tabii ki de education'da, yani eğitimde veriyor. Yıllık geliri ne kadar? Hani bunu tabii söylemleri belki mümkün olmayabilir ama buraya gene de yazmamız doğru olur. Mesela 500 bin diyelim. Purchase time frame, yani ne zaman, hangi aralıkta satın alınabilir dediklerinde de 31-60 gün arası, 60-90 gün arası gibi zaman aralıkları var. Bunlardan bir tanesini seçebiliriz. Hangisinde, hangi aralıkta alınmayı düşünülüyorsa. Mesela burada da bir ay içerisinde alınacak diyelim. Buraya web sitesini ve kaç adet kullanıcı aralığını, yani kaç kişinin çalıştığını burada aşağı yukarı belirleyebilirsiniz. Contact information kısmına son kullanıcıdaki yetkili isim soy ismi söylememiz gerekiyor. Buraya da mesela Yiğit yapalım. Contact kişinin buradaki ünvan nedir onu da yazmamız gerekiyor. Mesela buraya da müdür yazalım. İngilizce yazalım. Purchasing role, yani satın alma rolünde de bütçe sahibi, bu işlerde karar verici ya da bir çalışan olarak da görülebilir. Burada da aslında decision maker olarak da seçebiliriz genel bir durumdan. Burayı da Türkiye yapalım. Country kısmını. Burada eyalet, Türkiye'nin eyalet sistem olmadığından burayı tabii ki de boş geçiriyoruz. Buraya full adresleri yazabilirsiniz. Burada gözüktüğü gibi. Buraya da igit@aeğitim.com diye bir mail adresi yazmamız gerekiyor. Bunların hepsini doldurmamız gerekiyor. Daha düzgün bir bilgi çıkabilmesi adına. Burada da Presales Information, yani aslında burada son kullanıcının kullandığı farklı bir firewall çözümü var mı? Ya da access point çözümü var mı gibisinden. Eğer böyle bir marka varsa bunları da yazarsanız fiyat konusunda tabii ki de biraz daha avantajlı duruma gelebiliriz. Bunları seçtikten sonra Add Products kısmına geliyoruz ve burada Preferred Distributor kısmına da Comtera Teknoloji yazmamız gerekiyor. Expected Closed'de de bu projeyi ne zaman, hangi tarihte kapatmayı düşünüyorsanız o tarihi yazmanız daha mantıklı. Mesela biz daha evvel bir ay demiştik. Mesela 31 Mart 2021'de ben bunu kapatacak olarak seçiyorum. Serada Product Family, yani burada hangi ürünü vermek istediğinizi seçmeniz gerekiyor. Tabii ki Register kapsamı Firebox, Rackmount ve Firestand başladığı için biz bunu seçip burada mesela M270 ya da buraya SPU kodu, yani malzeme kodunu yazmanız daha doğru olacaktır. Yazıp adresi de ufak ismini yazalım. Save diyoruz.
Şu an register işlemi tamamlanmış olup şu an doldurmuş olduğumuz form Watchguard Türkiye ekibi tarafından onaya gönderilmiştir. Bu da en geç bir gün içerisinde ya da iki gün içerisinde size geriye dönüş olacaktır Watchguard Türkiye ekibinden. Onaylandı ya da onaylanmadı bir şeklinde. Siz de ona göre bir yol haritası çizebileceksiniz.